Sen şimdi son yolculuğuna uğurlanıyor. Törenin oldukça kalabalık olduğunu söylemem gerekiyor. Bakanlar, eski cumhurbaşkanları, çok sayıda eski ve yeni siyasetçi, vatandaşlar mecliste buluşmuş durumdalar. İlkler yaşanıyor kimlerin geldiğine geçmeden önce. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in cenaze törenine gelişi sırasında burada bulunan, törene katılan herkesten coşkulu alkış alması dikkat çekti. Böylece bir cenaze töreninde ilk kez alkış görmüş olduk. Ardından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel geldi törene ve Demirel'in de yine daha az olmakla birlikte alkışlandığını gördük. Biraz önce Erdal İnönü'nün naaşı Türk bayrağına sarılı olarak polis tören mangasının omuzlarında törene getiriliyor. Şu anda ağır ağır ilerliyor polis mangası. Ve şu anda da Erdal İnönü'nün özgeçmişi okunuyor. Törende bakanlardan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek var, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek var, Sait Yazıcıoğlu var hükümetten, Ertuğrul Günay var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli burada, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP'liler kalabalık bir grup halinde buradalar. Tansu Çiller, Yıldırım Akbulut burada. Hatırlanacağı gibi Tansu Çiller'le Erdal İnönü aynı hükümette görev yapmıştı ve yine Süleyman Demirel'in 1991 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan BHP-SHP iktidarı döneminde Demirel Başbakan, Erdal İnönü de Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. İnönü ailesi burada, ailenin neredeyse tam kadro burada olduğunu söyleyebiliriz. Özden Toker kız kardeşi burada, eşi Sevinç Ünlü burada. Özden Toker'in kızları Gülsün Bilgehan Toker ve Nurperi Özlen burada, eşleri buradalar. Ve Ömer İnönü'nün çocukları Hayri ve Eren İnönü burada. Minci İnönü, Ömer İnönü'nün torunu, Erdal İnönü'nün fotoğrafını taşıyor. Evet, şu anda polis mangası Erdal İnönü'nün naaşını ağır adımlarla katafalka konulmak üzere taşıyor. Birazdan burada saygı duruşunda bulunulacak.